kullanılmasıyla gibi bir takım faydalar var. Bu bakımdan ay saatleri korunması müessesesiyle ilgili yenilikler getirilir. İşlem güvenliği diyor, işlem güvenliğini kaldırdı. Daha önce getirildi. Bu işlem güvenliği dediğimiz, bir şirket kurulduğu sıradayken daha bir uzman kişi tarafından onun bütün belgelerini, evraklarını incelenip, hani işlem denetçisi geliyordu yani, onun tarafından onaylanıp, yani hiç olmasa değil mi? Yani doğrudan bir ticaret sicilinden 10 tane evrakı karışık karışık götürüp benim şirketimi tescil edin demek başka. Değil mi? Uzman kişi tarafından hazırlanmış bir dosyayla ticaret sicilinden gidilip, bak ben böyle şirket kurdum. Ana sözleşmesi şudur, şu 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 gereklilikleri yerine getirdim, benim şirketimi tescil et demek başka bir şey. Bu bakımdan işlem güvenliği de önemli bir şey. Yani Türk Ticaret Kanunu'ndaki temel felsefe bu. Şimdi uyum süreci içerisinde neler olacak? Ben konuşmam başlangıçta anlattım. Yani diyor ki siz bir FRS'ye göre mali tablo hazırlayacaksınız. O zaman biz de bu FRS'ye göre mali tablo hazırlayacaksak şimdi ne yapmamız lazım bugünden itibaren? İşletmemizin muhasebe departmanında çalışan kişileri eğitmemiz lazım. Özellikle biz mali müşahitler olarak kendimizi eğitmemiz lazım. İnanın ben geçen Temmuz'dan bu yana bir yıl oldu. Bir yılda 15 tane seminer kaldım. Ki kendimde hala yeterli görmüyorum. Çok eksiğim var. Bu bakımda buna önem verip bu konuyu öğrenmemiz lazım. Uyum süreci içerisinde, evet, yani yeni Türk Ticaret Kanunu'ya çok önemli bir şey de getiriliyor arkadaşlar. Haksız rekabet konusunda tüm işletmeler bilinçlendirilmeli. Şimdi Türk Ticaret Kanunu bir maddesinde haksız rekabetle ilişkin hükümler var. Tabii onu da son değişiklikte haksız rekabet yapan işletmelere ya da kişilere verilecek cezalar çok ağırdı. Hapis cezası vardı, adli para cezası vardı. Onu da hafiflettiler ama şimdi şunu öngörüyorum, demin de dedim ya, Türk Ticaret Kanunu yaklaşımı diyor ki bir kayıtlı işletme, bir fabrikatör yatırım yaptı, iş adamı, oraya sermayesini koydu, işçilerini ne kadar ödüyorsa aynı tutar üzerinde bordrolarını gösteriyor. Kayıtsız mal alınıyor, kayıtsız satışı yok. Farz edelim ki şu şeyi üreten bir işletme bir fabrikada üretiliyor. 10 liraya satılıyorsa ama merdiven altında üreten kişi de 10 liraya satıyor. İşte bu haksız rekabet arkadaşlar. Diyor ki eğer siz diyor normal koşullarda bir insan bu malı üretip işte diyelim bir ton kar koydu 10 liraya satıyorsa kardeşim sen merdiven altında üretiyorsun bunu. İşçi çalıştırmıyor. Kira vermiyorsun. Makinelerin işte elektrikte kaçaklı belki. Sen 5 liraya mal ediyorsun. 5 lira kazanıyorsun. Burasıyla Türk Ticaret Kanunu kanunda getirilen en önemli değişikliklerden bir tanesi de haksız rekabetin önemi. Bununla ilgili cezalar var. Şöyle de diyor. Yani diyor ki bir kişi bir malı diyor. Mesela şeyde çok karşılaşıyoruz. Bir yıl vadeli mal satıyorlar arkadaşlar. İşletmelerimizi biliyorsunuz. Peki bir yıl vadeli mal satıp da siz ne kazanacaksınız bunda? Türk Ticaret Kanunu diyor kardeşim. En fazla 3 ay vadeli mal satarsın. Eğer 1 yıl vadeli satıyorsan ona göre de faizin üstüne koyar satarsın. Bir haksız rekabetle ilgili şeyler dedim. Diğer önemli şeylerden birisi de söyledim. Ana sözleşme ve ortaklık sözleşmeleri yenilenecek. Evet, Türk Ticaret Kanunu değişti. 1535 Mart. Okuduk öğrendik. Yetmez. Şimdi daha önce kanun çıktığında 1 Temmuz'a kadar ikinci mevzuatlar çıkacaktı. Ama sonra baktılar ki mahkemeye gider, Anayasa Mahkemesi bu çıkarılan ikinci mevzuatları iptal eder. Kanun bir yürürlüğe girsin de biz ondan sonra ikinci mevzuatları çıkaralım. Ve 1 Temmuz'dan itibaren 6 ay içinde bu ikinci mevzuatların çıkarılması lazım. Bunlar nelerdi? 3 tane düzlük diyor ama bu düzlüğü son 6335 sayılı kanunla onu da yönetmelik dediler yani. Düzlüğü kaldırdılar. Demek ki bir düzlük yayınlanmayacak
Ama 3 tane düzük yayınlanacaksa bunun adı yönetmelik olacak. Yani 9 yönetmelik değil, 3 daha 12 tane yönetmelik yayınlanacak. 11 tane de tebliğ yayınlanacak. Bu ifade şeydi, daha önceki yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde demişim. Bu önceki ifadeydi. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren 6 ay içinde yayınlanacak. Evet, bunlar şöyle bir kısaca göz gezdirelim yani. Nelerdi? Ticaret sicil müdürlüklerinin kurulmasında aranan şartlar ve odalar arasında iş birliği yönetmeliği, bağımsız denetleme yönetmeliği, kamu gözetiminin sitesinde yayınlandığı taslak. Denetçinin denetimi yönetmeliği. Şimdi denetçileri de bir denetleyen kişi olacak, onlar da gene kamu gözetim kurulu, onu yönetmeliği. KOBİ tanımı yönetmeliği. İşte Bakanlar Kurulu hangi işletmelerin KOBİ olacağı, hangi işletmelerin Türk Ticaret Kanunu'na göre, FRS'ye göre mali tablo hazırlayacaklarını belirleyecekler. İnternet sitesi yönetmeliği, elektronik ortamda genel kurul ve yönetim kurulu yönetmeliği. Şimdi getirilen önemli yeniliklerden birisi de arkadaşlar, biz de biliyorsunuz yönetim kurulunu toplarız ve bütün imzalarını tek bir sayfada almaya çalışırız. Şimdi diyor ki yeni Türk Ticaret Kanunu'nda, arkadaş ortak Amerika'da olabilir mi? Sen Amerika'da nasıl biz Amerika'da telefonla görüşüyoruz bir arkadaşımızla, bir dostumuzla online olarak. Online olarak diyor şeye genel kurula katılır. Orada fikrini söyler. Bir de internetten mail gönderir. O da imza yerine geçer. Anda genel kurula katılmış olur. Kolaylaştırılır. Bunlar şimdi biraz sıkıcı olmasın diye tek tek üzerine geçmeyeceğim sadece. Zaten yayınlandığında hepimiz detaylıyla bunları okuyacağız, öğreneceğiz. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Tebliğlerle ilgili olarak da yine mesela defterlerin onayına ilişkin bir tebliğ çıkarılacak. Defterleri kim onaylayacak, nasıl olacak, hangi tarihlerde onayla, açılış onayları mı olacak, kapanış onayları mı olacak, bunlar değerlendirilecek. Bazı şirketler kolaylık olsun diye Türk Ticaret Kanunu şunda da çok önemli yenilikler getirdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim yıllardır Türkiye'deki şirket sayısını hiç kimse bilmiyor, doğru düzgün. Maliye Bakanlığı'na sorup 750 bin tane şirket var diye. Yani atıyorum, tabii rakam doğru değil. Ticaret Bakanlığı diyor ki yok 650 bin tane. Saray Odası'na ticaret sicil müdürlüğüne gidersiniz yok 350 bin tane. Hiçbiri birini tutmaz yani. Niye tutmaz? Daha önceki kısım hayat standartı için kurulmuş şirketler var. Ya da şirket iflas etmişti, patron da kaçıp gitmişti, bambaşka işte işçi olarak çalışıyor. Tasfiye işlemi uzun sürdüğü için, tasfiye de kolaylık olmadığı için şirketi kapatamadan şirket devam ediyor gibi gözüküyor. Maliye biraz bunun çaresini bulmaya çalıştı. Mesela maliye ne yaptı? Dedi ki 3 defa gittim, şirket iş yerinde yoksa, ortaklarımla adreslerine ulaşamıyorsam ben bu şirketi maliye açısından kapatıyorum. Ama Türk Ticaret Kanunu ticaret sicil müdürlükleri ve işlem yapmadılar. Halen şirketler canlı oluyor. İki gün önce gazete haberi vardı. Aşağı yukarı 350 tane şirketin de bu şekilde ticaret müdürlük ve ticaret bakanlığı yayınlayacağı bir genelgeyle test edecek. Yani tasfiyesini yapmış olacak temelde. Resen yapmış olduk. Evet. Ondan sonra bu bakımdan izin alacak anonim şirketler tebliğ demek şu. Ben istersen 5 yılına bir tane anonim şirket kuracağım. 5 yıl sonra da tak diye o süre gitti. Şirket otomatikle pes olmuş olacak. Ne güzel. Tabii iş için kurabilirim. 5 yıl sonra da kendinden otomatik pes olacak. Tasfiyeyle falan uğraşacak. Şimdi tabii bu birikimli o sermaye piyasası kanununda var. Halka açık şirketlerde ortakların birikimli oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yine kurumlar vergisi kanununa kondu kar avansı verilmesi daha sonra biliyorsunuz o Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ve kar avansı verilmesi şirketlere, yıl içerisinde kar avansı verilmesi yeni Türk Ticaret Kanunu'na getirildi. Ayrıca getirilen yeni bir ifade şirketler topluluğu ifadesi getirildi.
Yani bir şirketler birbirleriyle iştirak halindeyse, bağlı ortaklık halindeyse ya da müştereke bir hissedarlık ise bunlar diyor bütünü tek bir konsolide mali tablo hazırlayacaklar. Ayrı ayrı muhasebe tutabilirler. Dolayısıyla onunla ilgili hakim şirkette alınan kararlar bir bakıma bağlı şirketleri de bağlayacak. Dolayısıyla bir şirkette topluluğu ifadesi getirildi. Kayıtlı sermaye sistemini biliyoruz. Finansal tablonun ilanına ilişkin bir takım hükümler getirildi. Mesela siz bir limite şirket kurdunuz, anonim şirkete dönüştünüz. Ya eski türe dönebilirsiniz. Limite şirket hamleyi hemen dönebilmeniz için kolaylıklar getirildi. Anonim şirketlerin genel kurullarının çalışma olduğu esasları vesaire. Bunları fazla sıkmayacağım, artmayacağım. Biraz daha değişik bir konuya gelelim. Ne oldu? Demin dedik ki, Türk Ticaret Kanunu yayınlandı. 1.7.2013'te, 12'de yürürlüğe girecekti. Bir sabah uyandık. Karşımıza biz hep Mali Muhasebe Standartlar Kurulu bu işin sahibidir diye bilirken, Turmaf'ın bu işin sahibidir bilirken, bir de baktık karşımıza Tamuz Yüzyıl Gözetimi Kurumu diye bir kurum çıktı. Bu kurum, tüm İşte muhasebe standartlarının, yani uluslararası muhasebe standartlarının Türkiye'ye çevrilmesi ve Türkiye muhasebe standartlarının yayınlanması, uluslararası denetim standartlarının Türkiye'ye çevrilip Türkiye denetim standartlarının yayınlanması, denetim şirketlerinin gözetimi, bunların denetlenmesi vesaire gibi işlemlerle ilgili olmak üzere Kamu Gözetim Kurumu kuruldu. Ayrıca bu arada denetim olarak Kamu Gözetim Kurumu şirketleri denetleyeceği gibi zaten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda ticaret şirketlerini her halükarda denetleme yetkisi var. Birazcık kısaca Kamu Gözetim Kurumu'nun yetkilerinden biraz daha bahsedelim. Kamu Gözetim Kurumu ne yapacak? Uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu Türkiye muhasebe standartlarını oluşturacaklar. Bağımsız denetimle uygulama birliğini gerekli güveni ve kaliteyi sağlayacak. Bu sağlamak için de tabii yönergelerle, şeylerle, yönetmeliklerle şey yapacak. Denetim standartlarını belirleyecek. Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını belirleyecek. Bunları yetkilendirecek ve bunların faaliyetlerini denetleyecek. Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapacak. Yani Kamu Gözetim Kurumu sadece şirketlerde değil, aynı zamanda Sayıştay görevini de yapacak arkadaşlar. Kamuyu da denetleyebilecek. İleride tabii bunlarla ilişkin yönetmelikler hazırlanacak. Kamu Gözetim Kurumu yetkili olduğu alanlarda da ikinci mevzuatları çıkaracak. O mevzuatlar da demin söylemiştim. Evet, Kamu Gözetim Kurumu şimdi burada biliyorsunuz şu anda küçük ve orta ölçekli işletmeler diye ifade edilen KOSGEB'in yayınlanmış olduğu bir yönetmelik var değil mi? Küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu işletmeler mikro, küçük işletme, orta büyüklükte işletme ve çalışan sayısına, yıllık cirolarına ve aktif durumlarına göre belirliyor. Ben detayına girmeyeceğim. Ama bunu burada vermemin sebebi, dedik ya Şehir Bakan zaten Türk Ticaret Kanunu diyor ki, sermaye piyasası kanununa, bankacılık düzenleme ve denetleme kanununa, sigortacılık hazine müsteşarlığının işte bu sigorta şirketlerinin denetime ilişkin, enerji piyasasına ilişkin şeyler zaten her ülkede Türk Ticaret Kanunu'nun tüm hükümlerini uymayacaklar. Geriye kim kaldı? KOBİ'ler kaldı. İşte bu